Erzanlara bak ya. Kalıcı konutların yapımına doğru büyük adımlar atılıyor. Şu ana kadar 180 bin civarında kalıcı konutun ihalesi yapıldı. Sene sonuna kadar 311 bini tamamlanacak ve inşaatlar başladığı andan itibaren de bir sene içerisinde Allah nasip ederse onları sahiplerine teslim edeceğiz. Ama bir taraftan da yerinde dönüşümün esaslarını belirledik. Kısa süre içerisinde onların şartlarını açıklayacağız. Vatandaş orada kendisi yapmak istediğinde denetim, proje safhası ve daha sonrasında devam eden süreçte bizim birebir kontrolümüzde devletin hibesiyle, devletin desteğiyle herkes orada yıkılan yerlerini yeniden yapabilecek. Ama dikkat edeceğimiz bir husus, fay kırıkları üzerinde, fay hatları üzerinde asla yapılaşma olmayacak. Dere yatakları üzerinde asla yapılaşma olmayacak. Ama zemin sağlam olan yerlerde mümkün olduğunca izin vermeye çalışacağız. Ama orada da zemin artı 3 gibi, zemin artı 4 gibi bir yükseltiden daha fazla bir yüksekliğe de izin vermeyeceğiz. İnşallah bu yaraları birlikte saracağız. Bütün bakan arkadaşlarımız deprem bölgesindeler. Ben de gece nasip olursa Maraş'a doğru hareket edeceğim. Önce Göksun'da oradaki vatandaşlarımızla bayram namazını kılıp sonra onların hasar yerlerine gidip görüp sonra da yerinde dönüşümle ilgili neler yapabileceksek bunları da izah edeceğiz. İnşallah bu yaraları birlikte saracağız. Cenab-ı Hak bir daha böyle bir afet vermesin diye dua ederken hepimizin yapım hususunda bundan sonra pür dikkat olmasının da altını özellikle çiziyorum. Şimdi düşünün, uçakta iki tane pilot oluyor. Birbirlerine komut vererek işe başlıyorlar. Birisi komut verdiğinde diğerisi hiç itiraz etmeden yerine getiriyor. Siz şöyle bir sözcük duydunuz mu? O komutu boş ver. Onu da atla. Bir şey olmaz, sen devam et. Ama ne yazık ki can taşıyan evlerimizde en sevdiklerimizi barındırdığımız evlerde inşaatlar yapılırken bir şey olmaz ya, ne olacak? Biraz daha beton eksik olsa ne olur? İki çubuk demir eksik olsa ne olur? Devam et, bir şey olmaz. Ayaklarıyla ne yazık ki şimdiye kadar çok inşaatların yapıldığını gördük. Bundan sonra bu konularda müsamaha yok. Aynı uçaktaki pilotların birbirlerine komut verdiğinde nasıl ki pür dikkat bu komutları yerine getiriyorlarsa işte biz de bundan sonra bütün inşaatlarımızı böyle yapmak durumundayız. Allah bir daha afet vermesin diye yine dua ediyoruz. Ve nihayetinde de çok şükür devletimiz ayakta, milletimiz sonuna kadar depremzede kardeşlerimizin yanında, bu yaralarda hep birlikte sararız diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Beyler, kendinize hiç saygınız yok biliyorsunuz değil mi? Arkadaşlar Barış, birazcık geriden alalım ya. Yani açıdan zaten kurtarıyor. Biraz daha geriye gelelim arkadaşlar.